Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sütlaç yapıyorum. Tenceremizin altını yaktım. Bir çay bardağı pirincimiz var. Şöyle koyuyorum yıkamadan. İsterseniz bir kere yıkayabilirsiniz pirinci. Üzerine geçecek kadar, iki parmak geçecek kadar su koydum. 1 kilogram sütümüz var. Dibine sarmaması için kaynayana kadar karıştırıyorum. Eze eze karıştırıyorum. Bakın suyuna nişastası dağıldı pirincin. Eze eze karıştırıyorum. Bir de pirinci de yıkamadım. Pirincin kendi nişastasıyla haşlıyoruz pirinçleri. Kendi nişastası çıkacak böyle. Eze eze karıştırıyoruz. Püf noktası bu. Benim sütlaç tarifinin. Bakın şimdi kaynıyor ya, böyle eze eze suyunu güzelce çektiriyoruz. Diyoruz bunları. Nişastasının dağılması için. Blender'la yapmayın. Unlaşır o zaman. Güzel olmaz, mama gibi olur. Böyle çırpıcıyla ezeceksiniz. Eze eze suyunu çektiriyorum. İyice çekti suyunu. Şimdi sütü veriyorum. Sütünü döküyoruz şimdi. 1 kilogram süt. Süt kaynayana kadar da karıştırıyoruz. Zaten sütlaç pişene kadar karıştırıyoruz. Çünkü pirinçleri ezmemiz lazım. Bu sıcaklarda bol bol yapın arkadaşlar. Dondurma gibi soğuk soğuk çok güzel oluyor. Sütlaç severler. Dolaba da koyuyorum. Soğuk soğuk güzel oluyor. Malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz tabii ki de. Bu ayarda azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 kilo sütten yapabilirsiniz. 2 çay bardağı pirinç koyarsınız. Şekerini damak tadınıza göre uygularsınız. Ocağımızı iyice kıstım bakın. Kaynadıktan sonra böyle bırakıyorum. Kendi haline pişsin. Ara ara da böyle gene tekrardan pirinçlerimizi eze eze karıştırıyorum. Kendi halinde pişsin. Kısık ateşte. Kaynadı güzelce. Ara ara gelip ezerim ben bunları gene pirinçleri. Kıvam alana kadar pişsin. Kaynadıkça pirinçler gözükmeye başladı. Şimdi şekerini veriyoruz. Bir su bardağı şeker veriyorum ben. Şöyle. Tadına bakacağım tabii ki. Benim tarifimle bir su bardağı şeker yetiyor da sizler daha az yapabilirsiniz şekerini. Daha çok olmaz. Çünkü 1 kilo süt.
Biraz da şekeriyle koyulaşsın. Sonra sütlaçımız servise hazırdır. Tadına bakmak istiyorum. Bize göre çok iyi. Dediğim gibi sizler ayarlayabilirsiniz kendi damak tadınıza göre. Şöyle az daha karıştırıyorum ben koyulaşana kadar. Eziyorum gene pirinçleri. Sadece sütle yaptım gördüğünüz gibi. Biraz daha pişsin. Sütlaçımızın olduğunu nasıl anlarız? Bakın şöyle pirinçler iyice gözükmeye başladı. Kepçemize bol bol pirinç geliyor gördüğünüz gibi. Şimdi olmuştur. Altını kapatıyorum tenceremizin. Daha kıvam alacak. Soğudukça. Bakın sütten çok pirinç var. Şimdi size fındık, dövülmüş fındık, tarçın, isteğinize kalmış. İstediğiniz şekilde süsleyebilir, afiyetle yiyebilirsiniz. Soğuk soğuk. Böyle 7 kase 7 kupa sütlacımız çıktı. Soğumaya bırakıyoruz artık. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı, mutlu kalın.